Merhaba arkadaşlar. Dünden tekrarlarımızı umarım yapmışızdır. Beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çemberin Ati'yle. Nerede kalmıştık? Şöyle bir ifadeydi. Örnek 4x artı 3'ü eksi 24 eşittir 0 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar diye başlayan bir soruydu. Onu çözüme kavuşturmuştuk. Sonra şöyle bir ufak bir not kalmıştı. O notla ilgili olarak da beraberinde soru çözeceğiz. Dolayısıyla da notumuz şu, üzerindeki noktalar, hani üzerindeki noktalar kimin? Çemberin. Çemberin üzerindeki noktalar biliniyorsa, bu çemberin denklemini ne yapabiliyoruz hocam? Yazmak için verilen noktaları ne yapacağız? Koordinat düzlemini yerleştireceğiz. Yerleştirdikten sonra da çemberin özellikleriyle beraber birliktelik kuracağız. Birliktelik kurarak da ne yapıyoruz? Soru çözeceğiz. Tabii ki merkez noktasının koordinatlarıyla yarıçapı bulduğumuzda biz çember denklemi yazıyorduk. Bunu da unutmayalım. Ve bununla ilgili olarak da bir örneğimizle ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Örneğimiz şu arkadaşlar. Merkez noktası ve yarıçapın hedef olduğunu unutmayın arkadaşlar. Başlangıç noktası biliyorsunuz. 0'a 0 orijin noktası. A noktası 6 0 ve üstüne B noktası 0'a 8. Bu noktalardan geçen çemberin denklemini istiyoruz. Bu noktalardan geçen çemberin denklemi. Noktalarımız var. Ne yapacağız? Koordinat eksenine bu ifadeleri düşüreceğiz. Düşürdükten sonra bakalım çemberin özellikleriyle birlikte sorumuzu çözmeye çalışacağız. Evet, x ve y ekseni neydi? 0, 0 yani koordinat başlangıcında ne yapacaktı? Dik olarak kesişen bir ifadeydi. Buna bağlı olarak da arkadaşım ne yapacağız? A noktasına baktığımız zaman 6, 0. Yani ne demektir? X ekseni üzerinde bir yerdeyiz. O zaman A noktasını getirip ne yaptık? Yerine yazdık arkadaşlar. B noktası için de 0'a 8 demişiz. 0'a 8 dediğimiz şey Y ekseni üzerinde olmaktır. Dolayısıyla B noktası da ne olacaktır hocam? 8, 0'a 8 yani Y ekseni üzerindeyiz. Arkadaşlarım bakacak olursak bu noktalardan geçen bir neyimiz var? Çemberimiz var. Çemberimizi çizecek olursak arkadaşlar dikkat edin lütfen. Ve geldik öğretmenim. Neye geldik? Çok güzel bir şeye geldik. Arkadaşlarım dikkat ederseniz 8 birim yukarıda, 6 birim sağ tarafta. Dolayısıyla 6, 8 birleştirirsek x ve y ekseni üzerindeki noktalarımızı yani a ve b noktalarını 6, 8, 10 yakaladık. Çok güzel bir şey var burada. Dikkat et. Eksenler neydi hocam? O noktasında dik kesişiyordu. Bu çemberde bir özelliğe karşılık geliyordu. Ne oluyordu bu? Dikkat edin lütfen çapı gören çevre açı olursa eğer 90 dereceydi. O zaman çizdiğimiz AB uzunluğu bir anda ne oldu hocam? Çap oldu. Demek ki AB bizim için neymiş? Çap imiş. Dolayısıyla da yolumuza devam edeceğiz. Ve çap değerimiz 2R'ye karşılık geliyor. Bu da 6, 8, 10 dediğimiz durumdur. Dolayısıyla da R dediğimizde kim olacaktır hocam? 5 olacaktır. Yarıçapımızı bulduk cepte. Çok güzel. Ne yaptık öğretmenim? AB dediğimiz olayın çap olduğunu söyledik. Hocam çapsa bu çapın üç noktalarını bir alt tarafa yazdım. A noktası ve B noktası nedir hocam? Bizim çapın uç noktaları. A noktası için apsis dediğimiz değer 6, ordinatımız 0. B dediğimiz değer ordinat 0. Pardon, apsis 0, ordinatımız 8 birim. Merkez noktası çap olduğuna göre tam ortasındayız hocam. Buna da M noktası dedik. Ve öğretmenim dikkat ederseniz tam ortadayız. Ortada ve AB doğru parçasının nesidir hocam? Orta noktasıdır. Orta noktayı nasıl buluyorduk öğretmenim? Analitik geometriye noktanın analitik incelemesine gidiyoruz. Dolayısıyla da uç noktalar toplamının yarısı yani 0 artı 6 bölü 2 apsis değerimizin 3 olduğunu gösterecek. 0 artı 8 bölü 2 dolayısıyla da ordinat değerimizin 4 olduğunu gösterecek. Merkez noktasının koordinatları dikkat edin. Aynı zamanda koordinat sisteminde de bir merkezi gösterdim. Dolayısıyla da merkez noktasının koordinatları 3'e 4 ve yarı çapında ne buldum hocam? 5 buldum. O zaman ortam hazır. Ortam hazır. Ne istiyordu bizden? Çemberin denklemini istiyordu. Çemberin denklemini o zaman beraber yazalım artık. Merkez noktasının koordinatları A virgül B'yi de hatırlarsanız ne yazıyorduk öğretmenim? Bir daha hatırlatmak için yapıyoruz. Standart denklem için x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin parantez karesi o da eşittir. R kare bizim standart denklemimiz olacaktı. Buna bağlı olarak arkadaşlarım getirip ne yapacağız? Yerine yazacağız. İşaret hataları yapılmasın lütfen. Yani o kadar emek sarf ediyorsunuz bir işaret hatasına olay gitmesin. Evet,
Dolayısıyla da ne olacaktır? X eksi artı eksi olacaktır. Eksi 3 parantez karesi artı y eksi b demişiz. O da 4'tür. Artı eksi eksi yapacak. Y eksi 4'ün karesi. Bu da nedir hocam? 5'in karesi, yani 25'e karşılık gelen bir durumdur. Lütfen lütfen dikkat edin. O kadar emeğiniz bir işaret hatasıyla boşa gitmesin. Yolumuza devam ediyoruz. Bir başka soruyla devam edeceğiz. Öğretmenim, bir başka sorumuz da şu olacak. Dikkat edin. Burada da sizlerden yardım alacağım. Nasıl bir yardım olacak? Matematiksel anlamda bir yardım olacak. O da nasıl bir soru? O da şöyle bir soru hocam. Merkez noktasının koordinatlarını varmış adam. Merkez noktasının koordinatları 4'e 4 demiş. Ve yarıçapı 5 birim olan nedir hocam? Yarıçaplı bir çemberimiz var. Yarıçaplı nedir hocam? Çemberimiz var. Çemberin diyor ki, çemberin x eksenini, x eksenini kestiği noktaların apsisler toplamı kaçtır diyor. Şimdi olay 10 numara oldu. Nasıl 10 numara? Geriye dönüyoruz. X eksenini kesmesi. X eksenini kesmesi demek neydi? Denklemde y gördüğümüz yerine ne yazacağız hocam? 0 yazacağız. Öngörümüz bu. Beraber önce bir denklemimizi yazalım hocam. X eksi standart denklem. X eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 5'in karesi. O da neye karşılık geliyor hocam? 25. X eksenini kestiği nokta için ne yapacaktık hocam? X eksenini kestiği nokta için ne yapacağız öğretmenim? Nokta için denklemde y gördüğümüz yere ne yazacağız? 0 yazılır ve biz artık ne yapıyoruz? İşlemle baş başa kalıyoruz demektir. Tabii bunun sonucunda bir öngörü yaparsanız ikinci derece denklem çalışıyorsunuz. İkinci derece denklemlerde ne vardı hocam? Bizi ilgilendiren kısımlar illaki vardı. Neydi? İlerleyen kısımlarda yine lazım olacak. Birincisi kökler toplamı olabilir, kökler çarpımı olabilir. Bu kökler tabii ki eksenleri kestiği noktalar olacaktır. Dolayısıyla x eksenini kestiği noktalar dediği için apsisler toplamı ya da çarpımı, y eksenini kestiği noktaların ordinatlar toplamı ya da çarpımı şeklinde bir durum olabilir. Ordinat dediği zaman ne yapacağız? X gördüğümüz yere bu sefer 0 yazacağız ve işlemimizi takip edeceğiz. Arkadaşlarım, burada x gördüğümüz yere yazmış olduğumuz denklemde x eksenini kestiği nokta dediği için y gördüğümüz yere ne yapacağız? 0 yazacağız. Evet, y gördüğümüz yere 0 yazacak olursak, y 0 olursa x eksi 4'ün parantez karesi artı 0 eksi 4'ten nedir hocam? 0 eksi 4'ün karesi, o da eşittir 25 ifadesi ve x eksi 4'ün parantez karesi artı eksi 4 yapacaktır. Karesi ne yapacaktır? 16'dır. 25 olacaktır ki devam ediyoruz hocam. Bu da x eksi 4'ün parantez karesi. Efendime söyleyeyim, 25 eksi 16'dan ne yapar hocam? 16'yı diğer tarafa atarsanız çıkardığımızda da 9 kalacaktır. Arkadaşlar, açıyorsunuz. Açtığınız zaman işiniz daha net olmakta. Sakın ha sakın kök alıp da bu sefer işin içerisine lütfen lütfen yani yanlışa doğru gitmesin. Ricamız olacak sizden. Peki arkadaşlar. Güzel insanlar, açıyoruz. X eksi 4'ün parantez karesi, birincinin karesi, artı birincinin eksi, artı ikincinin karesi, birincinin ikinin çarpımında nedir hocam? 2 katı, yani eksi 8x, bu da eşittir 9'a karşılık geliyor. Biz burada bir düzenleme yaparsak eğer, x kare eksi 8x artı 16'ydı, 9'u yanına alırsak 16 eksi 9'dan ne yapacaktır? 7 yapacaktır, o da eşittir 0'dır. Dikkat edin, kestiği noktaları istemiyor, uzatmayın. Çarpanları ayırma olayına girmeyin. Nedir? Apsisler toplamı. Yani kökler toplamı. Kökler toplamını nasıl buluyordunuz? Nasıl bir bağıntınız vardı? Dikkat edin, denklemde x'in kat sayısı, dikkat edin, x karenin kat sayısını ne yapacaktı? Oranlanacaktı. O nedir? Hocam eksilisini almayı unutmayacaktık. O da eksi b bölü a dediğimiz bir durumda. Hatırlayın lütfen. Ax kare artı bx artı c, o da eşittir 0 şeklindeki bir ikinci derece denklemlerde kökler toplamı ne olacaktır hocam? X1 artı X2 eksi B bölü A dediğimiz bir durumda. Bakacak olursak B dediğimiz ifade eksi 8'e karşılık geliyor. A dediğimiz ifade 1'e karşılık geliyor. O zaman eksi 8 B dediğimiz, A dediğimizde bir ifadesi, bağıntıda bir eksi var.
eksi eksi 8'den dolayısıyla artı 8 ifadesi bizim için kökler toplamı yani absisler toplamına karşılık gelecektir. Sonucumuz 8 olacaktır. Bir birliktelik söz konusu, bir bağ söz konusu, bir sinsile söz konusu. Lütfen lütfen düşmeyin arkadaşlar. Ricamız budur sizden. Başka da bir durum söz konusu değil. Arkadaşlarım yolumuza devam ediyoruz. Yine bir soruyla devam edeceğiz. Soruyla devam edeceğiz. Sorumuz da geliyor. Sorumuzda şöyle bir soru. Evet. Burada da her şeyimiz hazır. Hazır olan ifadeyi ne yapacağız? Çember noktasıyla devam ediyoruz. Çemberin özellikleriyle ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Evet. Denklem yazacağız yine. Dikkat edin. X eşittir 2 ve X eşittir 10 doğrularına teğet olacak şekilde nedir hocam? Bir çember var. Ve bu çemberin merkezi de X ekseni üzerinde. O zaman X ekseni üzerinde ise madem bu noktanın ordinatı nedir o zaman? Direktman sıfır. Bize kim lazım? Absis lazım. Arkadaşlarım her zaman şunu söylüyoruz. Değme noktalarını lütfen lütfen hedef alarak onların hizasını tercih ederek bir merkez noktası tercih edin. O noktaya bu şekilde işaretleyin. Neydi? Lütfen yarıçap değme noktasını dikti. Neydi? Yarıçap değme noktasını dikti. Dolayısıyla R kadar, R kadar. O zaman şöyle bir şey var. Dikkat edin o zaman buradaki M noktası X eşittir 2 ve X eşittir 10 doğrularının nesidir hocam? Orta noktasıdır. O zaman biz merkez noktasının absisini ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Dolayısıyla da değme noktalarından birine K dersek, diğerine L dersek KL'nin tam ortasındayız o zaman. O zaman K ve L noktaları. Dolayısıyla da K noktası X eşittir 2 doğrusu üzerinde olduğu için absisi 2 birim. Dolayısıyla da L noktası X eşittir 10 doğrusu üzerinde olduğu için absisi 10 birim. Ve buna bağlı olarak da 10 artı 2 bölü 2 orta nokta. Dolayısıyla da bizim merkez noktasının ne yapacaktır hocam? Koordinatları olacaktır. Evet, merkez noktasının koordinatı için ne olacakmış? K ve L noktaları, değme noktaları. X eşittir 2 ve X eşittir 10 doğruların üzerinde olduğu için absisleri nedir hocam? Birinin 2 iken diğerinin 10. Ve merkez noktası KL doğrusunun orta noktası ve absisler toplamının yarısı yani 2 artı 10 bölü 2 ve eksen üzerinde olduğumuz için ordinatımız nedir hocam? 0 olacak. Buna bağlı olarak da işlemimizi gerçekleştirecek 2, 10, 12 bölü 2'den merkez noktasının koordinatları ne oldu hocam? 6'ya 0 oldu. Merkez noktasının koordinatlarını yakaladınız. Bakacak olursanız yarıçapınız da hazır. Sayı doğrusunda 2 ile 10 arasındaki mesafemiz neydi hocam? 8 birim kadar. O zaman KL uzunluğu 8 birim kadar. KL uzunluğu 8 birim ve bu bizim için nedir hocam? Çaptır. Çapsa bu da 2R'ye karşılık geliyor. R'si kaçtır hocam bunun? 4 olacak demektir. Otomatikman olay bitti demektir arkadaşlarım. Merkez belli, yarı çap belli. O zaman ne yapıyoruz? X eksi merkez noktasının absisi x alt parantez kare artı y eksi 0 parantez kare o da eşittir. Yarı çapımız yani 4'ün karesi bizim için nokta atışı. Düzenleyecek olursak x eksi 6'nın parantez karesi artı y kare o da 4'ün karesi yani 16'ya karşılık gelen bir durum bizim için çemberin standart denklemi olacaktır. Ne yapıyormuşuz öğretmenim? Lütfen ve lütfen merkez noktasının koordinatları yarıçap bizim için hedeftir. Denklem yazmak istiyorsak. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Umarım bu noktaya kadar bir sıkıntı yoktur. Bu noktaya kadar bir efendime söyleyeyim. Sizleri rahatsız eden bir durum yoktur. Rahatsız ediyorsa unutmayın. Analitik geometride noktanın antik incelemesi, doğrunun antik incelemesi. Bundan da ilgili eksiklerimiz varsa lütfen tamamlamalıyız. Lütfen o ihtiyaç varsa o ihtiyacınızı lütfen tekrar ihtiyacınızı yapın.
Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Markezil çemberin denkleme diye bir durum söz konusu. Markezil demek ne demektir öğretmenim? Lütfen, markezi 0-0 olan demektir. Markez 0-0'sa nedir öğretmenim? Bizim için çember ifadesinin özel adı markezil çember olacaktır. Arkadaşlarım, başlangıç noktası kıstadan ise, başlangıç noktası lütfen merkezse, bu çembere markezi çember diyoruz. Ve denklemimiz, dikkat edin lütfen, x kare artı y kare eşittir r kare şeklinde bir ifade haline gelmiştir. Yani sorularda şuna dikkat edeceksiniz. Verilen denklem tipi standart denklem mi? Biraz sonra genel denkleme geçeceğiz. Genel denklem midir yoksa markezil midir? Lütfen dikkat etmek zorundayız. O yüzden kalıbı kafamızda tutacak olursak iyi olur. Ve arkadaşlar nedir? Hemen altta bir örneğimiz var. A eksi 5,12 noktasından geçen merkezil çemberin denklemi nedir diyor. Hocam merkezil çemberin denklemi. Dikkat edin. Neydi? X kare merkezil dediği için merkez 0-0'a karşılık geliyor arkadaşım. Dolayısıyla da denklemimiz yarıçapı R olan bir ifade. Dolayısıyla denklemimiz az önce söyledik. X kare artı Y kare o da eşittir R kareydi. Bu noktadan bu çemberimiz geçiyorsa eğer, bu noktanın koordinatları denklemde ne yapılacak hocam? Lütfen yerine yazacak. O zaman x gördüğümüz yere ne yazacağız öğretmenim? Eksi 5'tir. Karesi artı y kare. O zaman y gördüğümüz yere de 12 karesi. O da r kareye karşılık geliyor. Dikkat ederseniz 5, 12, 13 üçgeni olarak hemen sırıtmakta aslında. R eşittir 13 bizim için yarıçap değeridir. Getirip merkezi çember denkleminde ilave edecek olursak, yerine yazacak olursak x kare artı y kare o da eşittir 13'ün karesi. Yani 169 bizim için ne yapar hocam? Lütfen lütfen merkezi çember denklemi olacaktır. Arkadaşlarım yolumuza devam edeceğiz. Neyle devam edeceğiz? Konu başlığımız çemberin genel denklemidir. Çemberin genel denkleminde de şöyle bir durum. Açacaksınız. Standart denkleminiz var. Bu standart denkleme bağlı olarak ne yapıyorsunuz? Açacaksınız. Kapsamınızı genişleteceksiniz. Genişlettiniz mi hocam? Beraber bakalım neler olacak. Onu görelim. Evet, standart denklemindeki diyor ki tam kare ifadelerin açılımını yapacaksınız. Biliyorsun birincinin karesi birincinin ikinin çarpımının iki katı, efendim söyleyeyim ikincinin karesiyle ne yapacağız da yolumuza devam edeceğiz. Nasıl bir şey? Beraber bakalım. Dikkat edin, sizin yanınızda biz böyle bir açılımı gerçekleştirdik. Birincinin karesi x eksi a'nın parantez karesi artı y eksi b'nin parantez karesi eşittir r kare bizim standart denklemimiz idi. Ve açılımı yapıyoruz hocam. X kare eksi 2 ax artı, yani birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Yolumuza devam ediyoruz. Yol haritamız y eksi b'nin parantez karesi için devam edecek. Birincinin karesi, birinci ikinci çarpımının iki katı artı ikincinin karesi oluyor. İşte r kare. R kareyi diğer tarafa, yani denklemimizin sol tarafını atacak olursak ne yapacaktır hocam? Ve buradaki düzenlemeye bağlı kalarak işlem yaptığımızda sonuçlarımız ortaya çıkacak. X kare artı y kare eksi 2 ax eksi 2 b'ye artı a kare artı b kare eksi r kare eşittir 0 gibi bir durum. Bunu siz normal şartlarda kendi başınızda da yapabilirsiniz. Bunu şunun için yapıyorum. Şu yan tarafa bilerek yazmadım. Neden yazmadım? Sen bunu yapacak kapasitedesin. Kendine güven. Özgüvenini lütfen lütfen yitirme. Bunu kaybetmediğin sürece hiçbir şey yok. Gerisi kalıp. İkinci kısım kalıptır. Buna dikkat edin. Kalıpta dikkat edersen ne olacaktır? Yazmıştık hocam. X'in katsayısı eksi 2a. Şimdi süslüyoruz. Düzenleyeceğiz ya. Süslemeye gideceğiz. X'in katsayısını eksi 2a demiş. Aa, bizim merkez noktasının hapsisiydi. Dikkat et. Y denklemle y'nin katsayısı eksi 2 be. Bunu süsleyeceğiz. Dolayısıyla buna da ev dedik öğretmenim. Sonrası buradaki f dediğimiz sabittir arkadaşlar. Orada nedir? A kare artı b kare eksi r kare şeklinde düzen edeceğiz. Düzenleyeceğiz. O yüzden mecbur sembol kullanacağız. Matematiğin ünlü ifadeleri. Sembol kullanacağız. Sembol kullanmasan olmaz. Dolayısıyla da bunların ama neye karşılık geldiğini kesinlikle unutmayın. Evet, düzenlersek x kare artı y kare artı dx artı e'ye artı f eşittir 0. Burada şunu hep söylüyorum. Bunu hep söylüyorum. Lütfen anlamını bilin. Anlamını bilirseniz iş yaparsınız. Sadece işlem yapmak için iş yapmayın. Lütfen dikkat edin, burada genel denklem elde ettiniz. Genel denklemde x'in katsayısı ve y'nin katsayısı ne yapacak hocam? İş görecek. Bak aşağıda nasıl oluyor. Dikkat edin, d dediğimizde eksi 2 merkezin apsisi. A, merkezin apsisini ne bulacaksın o zaman? A dediğimiz değer x'in katsayısının yarısı ama işaretini değiştirmeyi unutma diyor. Dikkat et, E dediğimiz değer eksi 2B'ye karşılık geldi. Az önce konuşmuştuk.
Ne olacaktır hocam? Denklemde y'nin katsayısı ama işaretini unutma. İşaretini unutma. İkiye böl ama bulduğun sonucunda lütfen lütfen ters işaretini almayı unutma. Eksiyse artı, artıysa eksiydi. Evet, bunlara bağlı olarak işlemler yapacaksınız. Denklem tipini unutmayın. Standart denklem mi, merkezin denklem mi, genel denklem mi? Lütfen lütfen dikkat edin. Buralar tam sizlik. Ben şunu her zaman söyledim size. Lütfen tam sizlik kalıptır. Kalıp noktalarında iş yapacaksınız. Çemberin analitiği, lütfen normal çember geometri, lütfen dikkat edin analitik geometri, doğrunun analitiği, noktanın analitiği kesinlikle ve kesinlikle bilinmesi gereken ki kendi çapınızda bunu oynatabilirsiniz. Ve sonrası bir işlem var. O işlemimiz R eşittir. Yarı çap bulacaksınız böyle bir ifadede. Yarı çap 1 bölü 2 kök içerisinde denklemde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi eksi 4 tane buradaki sabit değer. Sabitiniz kimse hocam onunla eksi 4 çarpacaksınız ve kök içerisinde yazıyorsunuz. Arkadaşlar bunlar yeri geldiği zaman kullanacağınız şeyler sorularda da karşınıza getireceğim. Lütfen lütfen dikkat edin. Bunları sizden istiyorum. Bunlar kesinlikle bilinmek zorunda. Bunlar unutulan şeyler. Unutulduğu için de nedir hocam? Biz şişiyoruz. Haberiniz olsun. Ricamız bu. Dikkat edin. Ve dikkat edin ve işlem hatası yapmayın. Beraberce devam edeceğiz arkadaşlarım. Diyor ki örneğimize devam edelim. Diyor ki hocam genel denklemiyle verilen çemberin x kare artı y kare eksi 6x artı 8y eksi 75 eşittir 0. Genel denklemiyle verilen çemberin merkezi ve yarıçap. Hocam bulalım. Merkez dediğimiz neydi hocam? Denkleme baktığımızda x'in katsayısının yarısı. X'in katsayısı nedir? Buradan eksi 6'dır. Dolayısıyla merkez koordinatlar ne olacakmış? X'in katsayısı eksi 6 ama yarısı. Bu işlemin nesini alacağız? Ters işaretlisini yani eksilisini alacağız. Dolayısıyla da devam ediyorum. Koordinat içinde y'nin katsayısı işareti unutma lütfen artı 8 bölü 2 ama nesi hocam? Eksilisi demeyi unutma. Bu işlem sonucunda karşımıza gelen merkez noktasının koordinatları nedir hocam? 3'e eksi 4 olacaktır. Unutma. Unutma. Kiminle ne iş yapıyorsun? Unutma. Yarıçap dediğimiz ifade içinde ne kullanacaksınız? Biraz önce, az önce bir bağıntı yazdınız. O bağıntıyı lütfen kullanın. 1 bölü 2 kök içerisinde x'in katsayısı yani eksi 6'nın karesi artı y'nin katsayısı yani 8'in karesi eksi 4 çarpı sabitiniz. Sabitiniz eksi 75'tir. İşareti unutma. Eksi 75'tir ve çarpacağız biraz sonra. İşlem yapacağız hocam. Sonrası olayı bitireceğiz. Evet 36, 6, 8, 10 görülüyor zaten. 6, 8, 10 yani 100'dür. 36 artı 64 yani. 36 artı 64'ten artı 300'den bahsediyoruz. Ve 100 artı 300 ifadesi bizim için artık son noktaya gidiştir. Evet 400'dür içerisi. 400 kök dışına ne çıktı hocam? 20 çıktı 20 bölü 2'den. Yarı çapımızın ne olduğu görecektir hocam? 10 olduğu görecektir. Ricamız tekrar söylüyoruz. Lütfen ve lütfen dikkat edin. İşlem hatasına izin vermeyin. Ricamız. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Lütfen ve lütfen dikkat etmenizi istiyoruz. Baktığınız zaman sizi çok zorlayacak bir durum yok. Eğer matematikle ilişkiniz. Tekrar bakın de. Tekrar tekrar söylüyoruz. Matematik geometri, normal çember konuları. Belki biraz başınızı ağrıtırız, canınızı sıkarız ama kusura bakmayın. Başınızın etini yemezsek bazı şeyleri yapmıyorsunuz. Lütfen yapın. Yapın, rahat edin. Peki öğretmenim, yolumuza devam edelim. Yolumuza şununla devam edeceğiz. Öğretmenim, çember belirtme koşulları diye bir şey var. Bu şu demek oluyor. Bazen sorularda artistlik yapacaklar. Dikkat edin diyecekler. Lütfen dikkat edin. Dikkat etmezsen ben senin başın etini yerim diyecek. Nasıl diyecek? İşte bunlardan. Ne diyecek? Belli bir aralık isteyecek. Büyük küçüktür diyecek. Efendim söyleyeyim ondan sonra bir nokta belirtir diyecek. Real çember belirtir diyecek. Efendim söyleyeyim çember belirtmez diyecek. Bu cümleleri duyduğun zaman artık bir olay söz konusu olacak. O olayın adı ne olacak? Hocam lütfen lütfen olayın adı şu olacak. Dikkat edin lütfen. Biraz önce genel denkleminizi yazdık. Sadeleştirilmiş haliyle karşınıza getirdik. X kare artı y kare artı büyük de. Dx artı e'ye artı f o da eşittir 0 denklemimiz var. Burada merkez noktasının koordinatlarını tekrar hatırlattık. X'in katsayısının yarısı ama işaret değiştir. Y'nin katsayısının yarısı ama işaret değiştir. Lütfen unutma. Yarıçap bulurken bir olayımız var ve bu olayın içerisinde köklü bir ifademiz var. İşte karekökün içerisindeki bu ifade dehşet saçıyor.
Nasıl, ne saçıyor? Dehşet saçıyor. İşte onun içinde şunlar var. Arkadaşlar, sizin ikinci derece denklemlerde neyiniz vardı? Deltanız vardı değil mi? İşte o delta ifadesi burada iş yapacak ama onun rengi de burada. X'in katsayısının karesi denklemle beraber örtüştürün lütfen. X'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi eksi 4 tane f ifadesi bizim için neye karşılık gelecek hocam? Sizin ikinci derece denklemlerdeki deltanıza karşılık gelecek çemberde. Buna dikkat edeceksiniz. Ve bu delta değerine bağlı olarak, yani diskriminant, çemberin diskriminant değeri dediğimiz bir ifadedir bu. Buna bağlı olarak koşulumuz var. Koşulumuz nedir? Reel çember belirtir mi? Bir nokta belirtir mi? Çember belirtmez mi? Gibi cümleler söz konusu olacak. Nedir o? Sıfırdan büyükse deltamız, bir reel çemberimiz var. Sıfıra eşitse bu bir nokta belirtecek demektir. Dolayısıyla da sıfırdan küçük olması da bizim için çemberin belirtmeyeceğiyle alakalıydı. Hocam ikinci derece denkleme baktığın zaman delta sıfırdan büyükse ne oluyordu? İkinci derece denklem vardı. Farklı iki köküm vardı. Delta sıfıra eşitse neydi hocam? T'ydi. Değme noktası hikayesi. Çift kat kök hikayesi. Dolayısıyla da reel çember belirtmiyorsa delta sıfırdan küçük, yani kök yok hikayesiyle ne yapabilirsiniz? Siz örtüştürebilirsiniz. Bağ kurabilirsiniz. Bağ kurursanız siz daha da rahat edeceksiniz. Evet. Bunlara bağlı olarak nedir öğretmenim? İşler gerçekleştireceğiz. Sorularla daha iyi anlayacaksınız. Bazen sorularda iki nolu kısım olarak baktığımız, bunları maddelendirerek sizlere ne yapıyoruz, bir çalışma öngördük. Bunlara dikkat edin. Sizden rica ediyoruz. Evet, genel denklemimiz tuhaf bir halde. Dikkat edin, işin içerisinde ax kare artı bxy artı cy kare artı dx artı ey artı f eşittir sıfır şeklinde böyle bir alingirli bir durum var. Bu alingirli durumda denklemleri unutmayın. Bu alingirli durumları ne yapmanız lazım? Ortadan yok etmeniz lazım. Mesela x çarpı y'li terim çember denkleminde yok. Şu saate kadar konuştuk mu? X çarpı y'li bir şey gördün mü? Denklemlerde hiç gördün mü? Soru olarak gördüm. Soru olarak da pisliğini oraya ne yaptı hocam? Yapıştırıyordu. Sen de oradan yok etmelisin. Çünkü çember denkleminde ne standart denklemde, ne genel denklemde, ne merkezli denklemde böyle x çarpı y'li terim yok. Yok, bildiğin yok. Varsa eğer orada bir tane parametre vardır. O parametrenin değerini bulman için sana ne yapacaktır hocam? Artistlik yapacaktır. Artık yem. O yok hocam. O yok. X çarpı y'li terimin katsayısı olmaması için ne olmalı hocam? Sıfıra eşit olmalı. Unutma. Sonrası bizim size verdiğimiz denklemlerde dikkat edin lütfen. X kare ve y kareli terimler var. X kareli ve y kareli terimlerin katsayıları hep nedir hocam? Verilen bağıntıların hepsine bakarsanız 1'dir. O zaman bunların katsayıları farklıysa, yani birden farklıysa 2x kare 2y kare, 3x kare 3y kare gibi bir durum söz konusuysa siz ne yapacaksınız? Bunu 1'e benzeteceksiniz. 2x kare 2y kare mi? 2'ye böleceksin. 3x kare 3y kare mi? 3'e böleceksin. Ama bütün terimleri böleceksin. Unutma, bütün terimleri böleceksin. Çünkü biz sana katsayılarının, yani x kare ve y karenin katsayılarının 1'e eşit olması durumunda verdiğimiz eşitlikleri gösteriyoruz. Eşitsizlikleri gösteriyoruz. Peki hocam, buna bağlı olarak bu tarz denklemde x çarpı y'li terim olmayacak, dolayısıyla katsayı sıfır olacak. X ve y'lerin, x kare ve y kareli terimlerin katsayıları eşit ve bir olacaktır. Ve üstüne çember belirtme aksiyomu, yani reel çember belirtmesi için delta'nın sıfırdan büyük olması gerekecektir. Arkadaşlar bunlarla ilgili olarak da sizlere ne yapalım hocam? Soru çözüm hikayesi gerçekleştireceğiz. Beraberce ne yapacağız? Sorularla olayı örtüştürmeye çalışacağız. Arkadaşlar, örnek olarak bakacak olursak, birinci örneğimizle beraber ne yapalım? İşlem yapalım sizlerle. Dolayısıyla da burada nedir? X kare artı y kare artı a artı 6 x çarpı y. Aha, dikkat et. X çarpı y girdi. O zaman bunun cırt olmaması lazım. Yani kat sayısının ne olması lazım? Pat yapıştır, sıfır olması lazım. Bakalım ne gelecek? İşin içerisinde nasıl bir şey var? X çarpı y artı ax artı 8y artı 9 o da eşittir 0 şeklinde bir denklemimiz var. Ve bu denklemin ne olduğu söyleniyor hocam? Çember belirttiğine göre diyor ki hocam, yarı çap nedir diyor. Çember belirttiğine göre diyor. Sen bu çemberin yarı çapını bulacaksın diyor. Hocam bu genel bir denklem yahu. Bounty'ye ihtiyacın olacak. Ama burada bir artistlik var. X çarpı y'li terim olmayacak arkadaşım.
Yani ne yapıyorsun? Kat sayısı olan A artı 6'yı ne yapmalısın? Sıfıra eşitlemelisin. Uyanık ol. Sıfıra eşitleyelim hocam. A artı 6 eşittir 0 ise o zaman A dediğimiz dar neymiş? Eksi 6'ymış. Olala 10 numara. Evet, devam ediyoruz. Nedir buradan? X kare artı Y kare. Eksi 6 yerine yazdığı zaman X çarpı Y'li terim ne oldu? Bay bay yaptı. Getirip yerine yazıyoruz hocam. Eksi 6 X yaptı. Artı 8 Y yaptı. Artı 9 da eşittir 0'dır. Denklemimiz ne oldu? Ufak bilgi ama dizayn edildi hocam. Lütfen ve lütfen özen göster. Genel denklem bu yarıçap istiyor arkadaşım. Yapacağız. Mantı yazacağız. R eşittir 1 bölü 2. Kök içerisinde. Neydi? X'in katsayısının karesi. Evet. Eksi 6'nın karesi. Artı Y'nin katsayısının karesi. Yani 8'in karesi. Eksi 4 çarpı sayıdaki denklemdeki sabitimiz. Artı 9. Dolayısıyla da buradan işlem sonucu bizi yarıçapa götürecek. Evet. Eksi 6'nın karesi. 8'in karesi. 36. 64 yapıyor. 100 yapıyor. Dolayısıyla da R eşittir. 1 bölü 2. Çok güzel bir şey var. Eksi 36 artı 36 hikayesi o zaman. O yüzden yazıyorum. 36 64 eksi 36. Öğretmenim eksi artı birbirini götürdü. 64 dışarıya ne çıktı? 8 çıktı. 8 bölü 2'den ne çıkacaktı hocam? 4 bizim için yarı çap olacaktır. Gördün mü? Denklemleri tanıdığın zaman malzemenin ne olduğunu görebiliyorsun. Bir öngörü yapabiliyorsun. Ve öngörü yaptığın zaman rahat ediyorsun. En azından işlem sinsilerini ortaya çıkartıyorsun. Doğru mu? Bu sinsile seni ne yapmayacak? Yormayacak. Öğretmenim, beraberce sorularımızı ne yapalım hocam? Devam ettirelim. Burada diğer bir soru bu. İşlediğimiz hani belirtme aksiyonları diyoruz ya, çember belirtme koşulları diyoruz ya, işte onlarla ilgili olarak soru çözmeye devam ediyoruz. Bugün bununla ilgili soru çözerek ne yapacağız? Günümüzü bu ders olarak bitireceğiz. Evet öğretmenim, diğer bir sorumuza bakacak olursak, diğer sorumuz şu hocam. X kare artı Y kare artı 6X artı 2Y artı A. O da eşittir 0. Denklemi bir reel çember belirttiğine göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Kadir'cim oradaysan bunun bir sonucunu bana bir göndersen olur mu? Denklem şu. X kare artı Y kare artı 6X artı 2 artı A eşittir 0. Bu denklem bir reel çember belirttiğine göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye bir sorumuz var. Bu soruyu sen acaba cevap verebilir misin? Beraber istersen çözelim. Çember belirtmesi için ne oluyordu bu denklemimize? Çember denklemimizin bir deltası vardı. Delta neydi? X'in katsayısının karesi artı Y'nin katsayısının karesi eksi 4 tane denklemde neyimiz vardı? Sabitimiz vardı. Bununla çarpacaktık. Evet, X'in katsayısının karesi nedir? 6'nın karesi artı Y'nin katsayısı yani 2'nin karesi eksi 4 çarpı sabitimiz ne olacaktır buradan? Artıdır. Dolayısıyla artı. Bizim deltamız nedir hocam buradan? 36 artı 4 eksi 4 A'ya karşılık gelecek. Delta buradan nedir hocam? Düzenlersek 40 eksi 4 A olarak karşımıza çıkacak. Doğru mudur? Kadir, burada mısın? Peki. Devam edelim. Kadir'den ses yok. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Burada çember belirttiğine göre diyor. Bir reel çember belirttiğine göre diyor. Ne yapıyoruz hocam? Bu deltanın ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bulmuş olduğumuz 40 eksi 4 A delta değeri sıfırdan ne olacak hocam? Büyük olacak. Eksi diğer tarafa geçti hocam. 40 büyüktür 4 A oldu. 4'e böldük öğretmenim. 10 büyüktür A oldu öğretmenim. Evet. A'nın en büyük değeri. 10'dan küçük en büyük değerimiz kimdir öğretmenim?
9 olacaktır. Sonucumuz 9 olacaktır arkadaşlarım. Dolayısıyla da bizim için önemli olduğunu biraz önce söyledik, yine söylüyoruz. Ufak tefek şeyler ama mide bulandırmasın ricamızdır. Peki, son sorumuzda dersimizi ne yapalım hocam? Bugünlük noktalayalım. Son sorumuz da şu arkadaşlarım. 4m eksi 2 x kare artı nedir hocam? 2m artı 2 y kare artı n eksi 4 x çarpı y demiş. Eksi 3n x artı 24 y eksi 12 o da eşittir 0 şeklinde bir durumumuz var, bir denklemimiz var. Buna bağlı olarak bir reel çember belirttiğine göre diyor. Reel çember belirttiğine göre. Hocam reel çember belirttiğine göre birincisi x çarpı y'li terim olmayacak. O zaman denklemdeki x çarpı y'li terimin katsayısı olan n eksi 4 ne olacakmış hocam? Sıfıra eşit olacak. Bir daha söylüyoruz. Verilen, görüldüğü üzere verilen denklem bir reel çember belirttiğine göre A'nın reel çember belirttiğine göre merkez koordinatlarıyla yarıçap bulmanızı istiyoruz. O yüzden dikkat edelim. Denklemde x çarpı y'li terimimiz var. Olmaması için katsayısı yani n eksi 4 sıfıra eşit olacak. N dediğimiz daha nedir buradan? 4 birimdir. Ve bakacak olursak x kare ve y kareli terimlerin katsayıları neydi hocam? Birbirine eşitti. Onları da bir eşitleyelim. 4m eksi 2 o da eşittir. 2m artı 2'dir. Bilinen bilinmeyen hikayesi. Eksi 2, 2m, 4m'in yanına geldi. 4m eksi 2m o da eşittir. Eksi 2 artı 2 oldu. 2 artı 2 oldu. 2m o da eşittir. 4 ise m dediğimiz değer 2'dir. M 2, n 4. Getireceğiz. Ne yapacağız? Yerine yazacağız. M gördüğümüz yere 2 yazacak olursak arkadaşlar. M gördüğümüz yere 2 yazacak olursak. N gördüğümüz yere 4 yazacak olursak. X çarpı 7 terim yok zaten. N yerine 4 yazıyorum öğretmenim. Düzenliyorum. 4 kere 2, 8. 2 çıktı. Ne kaldı? 6x kare. Artı ne oldu hocam burası? 6y kare. Eksi 3 çarpı 4'ten 12'dir. Eksi 12x'tir. Artı eksi 12x artı 24y. Eksi 12 o da eşittir 0. Dikkat. Dikkat. Nasıl dikkat? X kare ve y kareli terimlerin katsayısı ne olacaktı hocam? 1 olacaktı. X kare ve y kareli terimlerin katsayısı ne olacakmış? 1 olacak. O zaman ne yapacaksın? Her terimi 6'ya böleceksin. 6'ya böl, 6'ya böl, 6'ya böl, 6'ya böl. Düzenledikten sonra artık merkez noktasının koordinatları ve yarıçapını ne yapabiliyorsun? Bulabiliyorsun. Son noktaya doğru geliyoruz. Eksi ne yaptı burası? 2x'tir. Artı 4y'dir. Eksi 2 o da eşittir 0'dır. Evet. Artık ne yapabiliyoruz? Merkez noktasının koordinatları. Otomatik yazıyoruz. X'in katsayısı eksi 2. Yarısı. Eksi 2 yarısı eksi 1. Ama önünde eksi vardı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bir daha. X'in katsayısı eksi 2. Yarısı eksi 1. Ama bir daha eksi vardı. Eksi eksi artı yaptı o zaman. Artı 1. Artı 4'tür. Yarısı 2'dir. İşaret değiştirmeyi unutma. Eksi 2'dir. Dolayısıyla da bir daha 4'tür. Yarısı 2. İşaret değiştirmeyi unutma. Eksi 2. Evet merkez noktasının koordinatları 1, eksi 2 ve yarı çapımızı da bulalım. Bugünü noktalayalım. Evet. R dediğimiz değer 1 bölü 2. Kök içerisinde x'in katsayısının karesi yani eksi 2'nin karesi artı y'nin katsayısının karesi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı sabitimiz eksi 2 arkadaşlar. Sonuca doğru gidiyoruz. Evet. Buradan dizayn edecek olursak 1 bölü 2. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ün karesi nedir hocam buradan? 16. Eksi ile eksinin çarpımı nedir hocam? Artıdır. Oysa artı 8 ve 20, 28. 1 bölü 2 kök içerisinde 28. Dolayısıyla da 28 dışarıya 4 çarpı 7, 2 kök 7. Doğru mudur? 2 kök 7 bölü 2 yani yarı çapımızda kim çıktı? Kök 7 çıktı. Demek ki son sorumuz da bu. Demek ki sorumuzun cevabı ne olacak? Merkez noktası 1 eksi 2, yarı çapımız kök 7. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.